sıddıkiyet, üçüncü karabet, dördüncü nübüvvet sahibi olması lazımdır. Yani biz her ne kadar velayet sahibi nedir? Velayet sahibi dünya ile olduğu zaman, dünya ile zevkleri, mutluluğu arttığı zaman da, halkla beraber olduğunu, mutsuz olduğu zamanlar halkla beraber olduğunu ifade ederiz. Veli demek, Allah'ın dostu demektir. Bunu buraya koyarlar. Ondan sonra sıddıkiyet sahibi sadıktır. Sıddıkiyeti vardır. Tamamen teslim olmuştur. O Cenab-ı Hakk'ın tüm teslimiyetiyle kendisinin zirvede olduğunu gösterir. Karabet sahibi ise karabet sahibi artık yaklaşmıştır Cenab-ı Hakk'a. Bütün sıfatlardaki olan tecellileriyle onu müşahede eder. Hangi masarla görüşürse görüşsün, hangi masarla temas ederse etsin, onun Hakk'ın o istatta bu kişiyle görüştüğünü bilir. Yani Hakk'la görüşür, kulla görüşmez. Karabet demek zatınızın o sıfata yaklaşması demektir. Nübüvvet deyince hem velayet yönünün, sıddıkiyet yönünün hem de karabet yönünün her ikisine de vakıf olması anlamına gelir. Nübüvvet. Bunlar mertebelerde hoş her ne kadar siz velayet sahibi fena bile olmaktır. Sıddıkiyet sahibi cem mertebesidir. Hazret mertebesi karabet mertebesidir. Nübüvvet mertebesi cemül cemdir diyorsanız da buralar değildir. Meratibi bitirdikten sonra insanın kendi güdüsünde, kendi vücut ülkesinde hangisi galip ise o galip olduğunun istadıyla ortaya çıkar. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört tane halifesi var. Bir, Ebu Bekir Sıddık, sıddıkiyetiyle gayip. İki, Hazreti Ömer, adaletiyle gayip. Üç, Hazreti Osman, haya ve iffetiyle gayip. Dört, Hazreti Ali, ilim ve cesaretiyle gayip. Şimdi Ali'de sıddıkiyet yok muydu? Adalet, şeriat yok muydu? Var. Var ama %51'i hangisinde fazlaysa o ismi aldı. Aynı evliyalarda da böyledir. Evliya Allah'ın vekilleridir. Resulullah Efendimiz'in vekilleridir. Günümüzde bunlar daima mevcuttur. Ama Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, şurada mıdır, burada mıdır onu zaten ehli arif bilse bile söylemez. Bizler de zaten bilmiyoruz. Onun için yani kimdir, nerededir değil, var mıdır, vardır. Bunların halleri nelerdir derseniz işte bunlardır. Çünkü mürşitler zahir olarak irşatla görevli oldukları için bunları herkes biliyor. Mürşit aynı zamanda bu görev, yani biraz evvel saymış olduğum mertebelerden herhangisi de olabilir. Bir de bunların içerisinde idare bölümünde olanlar da vardır. Bunlar da olabilir. Bunun için kişiler bu idraka vakıf oldukları zaman artık bir meratibi ilahinin başından da sonuna kadar tahsil edildikten sonra her kimde bunlar galebe çaldıysa, sıddıkiyet galebe çaldıysa ona sıddıkiyet mertebesi lütfedilir. Adalet galebe çaldıysa adalet lütfedilir. Haya iffet galebe çaldıysa o verilir. Hoş biz halifelerde bunları görüyoruz ama o halifeler deminde onlar da onlar galebe çaldığı için bu şekilde onlara denmiştir. Zinnurin, iki yakınlık. Yani ismi üzerinde. Hem aynı zamanda iki cansar verir sallallahu aleyhi ve sellem'in. İki kızını almıştır o. Bu bakımdan. Anlatabiliyor muyum? Yani kişi bu idraka vakıf olduğu zaman artık ben meratib-i ilahiyi bitirdiğince tamamdır, olmaz. Cenab-ı Allah bakın. Şu Ara suresinin 11. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Leyse kemisliği şeyün ve hüves semiyül basir. Leyse kemisliği şeyün. Allah zat yönüyle hiçbir şeye benzemez. Ama semiyül basir işiten ve görendir. Dikkat ederseniz bir zat yönüyle tenzihi, birisi de teşbihi ifade ettiği için tenzihi ve teşbihi ikisini birden tevhid etme ilmine sahip olmak
Bu ilmel yakınlıktır. Yani bir kişi meratib-i ilahinin başından sonuna kadar bülbül gibi bu mertebeler bilse, şuhut ve rabıtalarını ifade etse, bu ilmel yakınlıktır. Canım biz, Mehmet Efendi Hazretleri diyor ki divanında, tevhid-i efal ilmel yakin bilindi, tevhid-i sıfat aynel yakin göründü, tevhid-i zat hakkal yakinmiş meğer diyor. Siz ise meratip bitirdiğinize dahi ilmel yakinlik veriyorsunuz. Nasıl olur bu? Diyebilirsiniz. Dikkat ederseniz tahsil fena ve bekadır. Ama esas tahsil fenanın fenaya efal, fenaya sıfat, fenaya zat yaptıktan sonra tecelli-i zat zattadır. Tecelli sıfat, o zatın sıfattan tecellisidir. Tecelli efal ise o sıfattan tecelli eden fiilullah'tır. Bekayı karıştırmadım hiç. Yani oradaki hal fenanın tecellilerinin ifadesidir. Yoksa hepsi tahsil yapıldıktan sonra bilinen şey değildir. Onun için salikler ilmel yakinliği hakikaten meratibin hepsini bilince ben artık bitirdim tahsilimi diye bir şeye girmesinler. Elbette bitirmek çok güzel şey. Bununla amil olduğunuz ispette sizde bunun şubeleri açılacaktır. Bunu daima söylediğim bir söz var benim. Siz kardeşim oruç tutuyorsanız, namaz kılıyorsanız, hacca gidiyorsanız, zikir yapıyorsanız, sohbetlere geliyorsanız, gönlünüzdeki bunların kat kat lahana yaprağı gibi yapı alamasını yapabiliyorsanız, yani bunların zevkiyle zevkler olabildiyseniz, bu gönül defterinize kaydettiyseniz, dosyalayabildiyseniz bunları, işte o zaman o size fayda sağladı. Yani taklidi yaptığınız ibadetler, taklidi yaptığınız bütün zikirler, fikirler burada bu gönül defterine yazılmamışsa, burada dosyalanmamışsa inanın o kişiler feveylül lil musalline lezine human salatihim sahur, gafletle namaz kılanların kıldıkları namazlar suratlarına çarpılacaktır. Ayet-i kerimesi gereğince onlar maalesef bu alemdeyken Müslüman yaşadılar, bu alemdeyken mümkün mertebe zahir ibadet ettikleri için onun mükafatını gördüler. Çünkü amel cennettir onlar. Amel cenneti dörttür. Nedir o? Namaz, oruç tutmak amel cennettir. Namaz kılmak amel cennettir. Hacca gitmek amel cennettir. Zekat veren amel cennettir. Bu cenneti yaşar. Cennet demek mutluluktur, huzurdur. Bu huzurları yaşar. Burada yaşar. Alem ahirette yaşayabilmesi için onun, canım biz toprağın altında ahiret bekliyoruz. Orada, burada kazancımızı, her türlü kazancımızı sağlayalım. İnşallah Cenab-ı Allah bize orada verecek. Yok kardeşim, burada yanılıyorsun. Senin ahiretin, senin gönül alemindir. Gönül aleminde o lahana gibi o yapraklar katla dolduysa, o dosyalama gönlünde mevcut ise, gittiğin zaman da nereye gidersen git, burada da, orada dediğimiz yerde, hepsinde ne yaparsın? Mükafatını görürsün. Yoksa burada ama olan ahirette de amadır. İsra suresinin 72. ayeti kerimesinde öyle diyor. Dünyada ama olan ahirette de amadır. Amalıktan kurtulmaya bakın. Hakikaten burada siz ilimle bunları biliyorsanız, ilimle bilmeniz sizin bu alemde yaşantınıza mükafatınızı sağlatır. Ama gördüyseniz artık gördüğünüzde tereddüt etmezsiniz. Bakın Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinin 96. ayeti kerimesinden itibaren 99. ayeti kerimeye kadar Musa'nın Samir ile olan vakasını anlatıyor. Nazar edin oraya. Taha suresinde Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıktığında 70 kişiyle beraber çıktı. 70 kişiyle beraber çıktığı zaman yerine kardeşi olan Harun'u bıraktı. Harun'a dedi ki benim ümmetime mavuz et. Biz dedi Rabbim bana
ilham etti, ben Tur-i Sina'ya çıkıyorum. Ve oraya gittiği zaman önden gitti Musa Aleyhisselam. Önden gidince kavmi arkada kaldı, 70 kişi arkada kaldı. Dedi ki, ya Musa, seni önden götüren şey nedir? O dedi ki, Rabbim, sana bir an evvel kavuşmaktır. Ben dedi, kavmine senin fitnelik verdim. Hemen bekledi kaldı. Kavmi kendisine yetiştikten sonra Tevrat levhalarını aldı. Ondan sonra döndü. Baktı ki kardeşinin yanına geldiği zaman baktı, ümmetinden hiç kimse kalmamış. Samir diye bir kişi bütün altınları toplamış, bakırları toplamış, ikisini eritmiş. Ondan sonra da Cebrail'in ayak izlerinden oralara birer tozunu ekmiş, buzağı yapmış. Büyürtmeye başlamış. Buzağı büyürüyor ve demiş ki, ey Musa'nın kavmi, bak Musa'nın Rabbi bu. Büyürüyor. Kavim ilmen yakınlıkta oldukları için Rabbini tanıtları yok. Rabbini tanımayan bir insan kandırılabilir. Tanısa, görseniz işte bir şeyi, onu sizi kandırmak kimse olmaz. Mesela ben Perihan Hanım'ı tanıyorum. Bunu bana gösterseler sonradan başka yerde bu Perihan Hanım deseler, yok canım ben onu tanıyorum derim ya. Beni kandırabilirler mi? Ama ben Perihan'ı tanımamış olsam, bana birisi gelse de ki, bu siz Perihan'ı tanıyor musunuz? He, biliyorum. İşte bu o. Ben görmemişim onu, o diyebilir. Yani bu kadar insanın aldatılması mümkündür. Onun için Samiri de dedi ki, işte bu Musa'nın Rabbidir. Gelir buraya dedi. Hepsini birden Harun'un elindeki ihvanı aldı, şeyi aldı. Samiri kendisine tabi kıldı. Musa geldi baktı ki, o bir tane kişi kalmamış. Hemen yakasından tuttu. Ey anamın oğlu, ne yaptın sen dedi. Lafalar bilhatta Tevrat lafalar yere düştü diyor. Ayet-i Kerime. O zaman Tur-i Sina'da kendisine ihtar edilen, ya Musa, senin Rabbine, senin kavmine fitnelik verdim ifadesi aklına geldi. Hemen bıraktı. Demek fitnelik de Allah'tanmış. Dedi. Ve lafaları kaldırdı. Doğru Samir'in yanına gitti. Ne yaptın sen dedi. Ona bir bağırdı. Dedi ki, benim nefsim bunu bana gösterdi. Defol git dedi. Bu 99. Taha suresinin 99. ayet-i kerimesine müfessirler mana verirlerken diyorlar ki, artık bir evliyanın bir peygamberin eliyle reddettiği bir kişi, onu gıybetini falan sakın ha, bir kamil olsun, bir evliya olsun, kim olursa olsun, size göre belki evliya değildir ama onun tenkitini yapmayın, onun arkasından konuşmayın. Yani Cenab-ı Hakk'ın tokadını yersiniz. İşte oradaki Samiri defol git dedi. Bir daha diye ne dünyada ne de ahirette Samiri artık daha ifna olmadı. Yapmış olduğu buzağı da tuz haline getirdi. Derya'ya sabır verdi. Ve ondan sonra Musa'nın kavmi tekrar o lafalarla inşaat oldu. Yani bunlar birer şifre, dikkat ederseniz. İşte siz bir Musa'sınız. Sizin Musa'nız gönül Tur-i Sina'nıza intikal ettiğiniz zaman size Tevrat levhaları olan, sizin gözünüzden görenin, kulağınızdan duyanın kim olduğunu size zaten söylüyor. Ve böylece bütün yönleriyle sizdeki olan bu zevkler gönlünüz diliyor zaten bunları. Harun vahdet, teklik içerisindeydi de onun için toplum bulamadı. Aslında Cenab-ı Allah'ın o da peygamberi. Kavimlere indirildiği için. Peygamber demek, önder demek, lider demek onların ilminde. Çünkü peygamberler üçtür biliyorsunuz. Mürsel peygamberliği var, nebi peygamberlik var, bir de resul peygamberlik var. Bunların mürsel ve nebilerde kitap vardır ama resullerde elçi demektir. Onlar da evliya durumundadır. Yani onlar bazıları vahdettedir, bazıları kestettedir. Bazıları nübüvvet sahibidir, bazı velayet sahibidir. Velayet sahipleri insanları inşaat etmezler. Ama nübüvvet sahipleri hem velayet vardır onlarda hem de nübüvvet olduğu için insanları inşaat ederler. Yani aradaki fark budur. İkisi de Allah'ın dostudur. Yani enbiya, evliya demek de Allah'ın dostu demek, veli demek de Allah'ın dostu demektir. O bakımdan kişiler bu şekilde ne yaptılar? İşte Musa'nın
o ilmel yakinlik olan ailesini kandırdığı gibi aynen yakinlik seviyesine intikal etme özen gösterelim. Dünyadaki amalıktan o zaman kurtulmuş oluruz. Dünyalıktan, amalıktan kurtulmadığınız müddetçe ahirette de amasınız. Ahiret neresidir? Hiç duydunuz mu siz? Mezarda soru var, sual var. Çünkü cesetlerin gömüldüğü yere mezar denir. Ruhların gömüldüğü yere kabir denir. Kabir suali sorusu vardır. Ama mezar sorusuz cevabı yoktur. Onun için sizin gittiğiniz o toprak, o kabir mezarlık var ya, o mezarlıkta soru sual yoktur. Ama bu beden kabristanlığında sizin sorunuz, sualiniz vardır. İşte siz buradaki gönlünüz dediğiniz, bu idrakınız, bu algılamanız, bu zihniniz size hakikaten bu ibadet ve taatların zevklerini verdiyse, amel cennetleri 4, irfan cennetleri 4. Amel cennetlerinden sonra irfaniyet cennetlerine dahil olursanız, o da efa, sıfat, zat ve hakkın var ile var olma halleridir. Bu ifadeleri kendinize bulduğunuz zaman göreceksiniz ki o irfaniyet ile o kabirlerde bunun hesabını vermiş olduğunuzdan sırat da burada geçirmiş olur. Soru sualde burada verilmiş olur. Rabbin kim? Nebin kim? Kitabın ne? Soruların cevabını da burada vereceğin için bundan sonra geçeceğin ister Melikut Alem olsun, ister Ceberrat Alem olsun, isterse Lahut Alemler olsun, buralarda da sende mevcut olduğu için sen bunların cevabını çok bariz mümkünle verirsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir insan öldüğü zaman ya cennet bahçelerinden bir bahçeye veyahut da cehennem çukurlarından bir çukura girer. Siz de hakikaten bu alemdeyken cennetinizi yaşamışsanız cennet bahçelerinden bir bahçede devam edersiniz. Zaten hesap kitap verilmiştir. Ayrıca bu alemde verilmeyen öbür alemde verecek. Zaten bu alem dediğiniz sizin ikilik alemidir. Bu dünya dediğiniz aslında dünya değildir. Dünya gaflettir. Dünya Allah'tan uzaklaştırılan, sizi uzaklaştıran her şeydir. Bu alem dünya değildir. Bu alem aslında ahirettir. Onun için ahireti yaşayın. Ahirette siz Cenab-ı Hak'la beraber olmanın zevkiyle zevkler olursanız ahirette cennet bahçelerinden bir bahçe, işte bu bahçe, sohbet bahçeleri bir cennet bahçelerinden bahçedir. Zikir meclisleri cennet bahçelerinden bir bahçedir. Çünkü siz cennet bahçelerinden bir bahçeye gitmek istiyorsunuz. Zikir sofralarına oturun veya sohbet bahçelerine, şeylerine, sofralarına oturun ifadeleri herhalde Hazreti Kerimullah Veç'in sözü bu. Gidiniz. İşte böylece bu alemdeyken ahiretinizi yaşarsanız göreceksiniz ki alem-i ahiret dediğiniz artık burada elde edildiği için bundan sonra geçeceğiniz üç alemlerde de aynı şeyi yaşarsınız. Siz burada bu hesabı verememişseniz elbette orada tekrar tekrar orada vereceksiniz. Çünkü bir oyundan bir deri çıkar, iki deri çıkmaz. E burada deri yüzdürmediysen, yani gayretini atmadıysan oralarda attırırlar. İşte böylece peygamberlerin bir tebligatçı olduğunu, evliyaların da birer resul olduğunu görüyoruz günümüzde. Demek ki evliyalarmış resul olan. Kitabı olan nebiler, peygamberler. Peygamber Arapça şey Arapça kelime değil. Farsça bir kelime. Resul. Resul elçi demek. Resul Arapça. Nebi Arapça, mürsel Arapça. Peygamber Farsça. Onun için resul elçi demek. Hoş nebi de elçi demek ama nebilerden ki bazı ayetlerin karşılığında biz nebilere şey geldiğini, resullere değil de peygamberlik kitap verildiğini, nebilere olduğunu görüyoruz. Elçilere kitap verildiğini görmüyoruz. Ama toplumumuz bunu tam tersi biliyor herhalde. Resule kitaplar var, nebilerin yok. Kitapları yok zannediyorlar. Ayetlere baktığı zaman bunu göreceklerdir. Hocam, sen olmasaydın, sen olmasaydın kime deniyor burada? Sadece bir Peygamber Efendimiz'e, diğerini de Hatem'in evliyaya söylediğini
bazı topluluklar kabul ediyor. Hangisi doğru hocam? Her ikisinde peygamber olunca evlâk edeni peygamber efendimiz mi? Yoksa birinin peygamber efendimize hitap edip diğerinin Hatem'in evliyaya mı? Son gelecek 12. imam dediğimiz Hatem'in evliya mı oluyor? Tabii evliya oluyor son gelecek. O da evliya oluyor ama şimdi sen bunu Mehdi'ye getireceksin belki de. Ama biz Mehdi değil hocam. Sadece Hatem'in evliya dedikleri son bir evliya demek. Son evliyaya hitap ettiği söyleniyor. Tamam işte, söyledim ya onu ben Velhasıl suresindeki her müceddit sondur. Ama her asırda yenisi gelir. Devam edecek. Sen olmasaydın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bugün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ceseden olmadığı için sen olmasaydın sözü Muhammediliği her kimden kazanmışsa onlardır o hitap. Yoksa 14 asır evvelki peygambere söylendi, artık bugün de bu söz geçersizdir. Hayır, değil. Muhammediliğini bulan... Muhammediliğini her bulmuşsa, evet. Ya Muhammed sen olmasaydın, sendeki bu alemi yaratmazdın. Neden yaratmazdı? Çünkü sen biliyorsun ki, yedi mertebedeki bütün tecelliler ancaksın sana verdim. Çünkü sen idrakındasın bunun. İlimde rasi olanlardır bunlar. Tabii emrinde olanlar. İlimde rahatsız olanlardan ancak sınırlar tecelli eder. İşte diyor ki sen olmasın. Yani sen zahirde ve batında olan bütün sendeki tecellilere vakıf olmamış olsaydın ben senden açığa çıkmazdım demektir bu. Ahir zamandaki olan Hazreti Muhammed'de bu olmuş. Çünkü insanların en kamalatı soydu. Ama bugün ise o Muhammed'in hasletlerine her kim sahipse ona da aynı hitap olup durmaktadır. Aynı kelife zevki tadıyor değil mi oradan? Aynı zevki orada da oluyor. Aynı şey. Hocam mehdilik dedin mi? Mehdiliği de açar mısınız? Mehdilik, Mehdi kurtarıcı demektir. Kurtarılmış. Bu kurtarmıştır. Günümüzde Mehdi indirilmiştir. İsa da indirilmiştir. Mısır Niyazi Hazretleri diyor ki ilahisinde bil ki diyor İsa ve Mehdi indirilmiştir yere. Sen bunu bilmiyorsan bil ki sende de kusur. İsa ne demek? İsa ruhullah demek. Ruhullah Allah'ın ruhu demek. Allah'ın ruhunun özelliği nedir? Ölüleri dirilten, alaca hastalıkları olanları diriltendir. Ölüler bugün ruhu ölmüş olan o kadar insanlar var ki idrakında imanı ölmüş onların dirilten bugün İsa'lar var toplumumuzda. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ondan sonra Mehdi de aynı şekilde kurtarıcı. Bu insanları gafletle dalaletten, hatta çok kardeşlerimizi ben şahsen şahidim, esrarhaneden, kumarhaneden bu toplum içerisine getirdiğim kardeşlerimiz var. Burada yok şu anda onlar ama sahilde de var bunlar. Bazı kardeşlerimiz biliyorlardı onları. Yani esrarhanede adam esrar içerken hak vakatı anlattık. O kardeşlerimiz esrarı bıraktılar, içkiyi bıraktılar, geldiler bizimle beraber artık 5 vakit namaz kılmaya, ondan sonra da sohbetlerde gözyaşı dökmeye başladı. Bu insanların acaba kurtuluşunu sağlayan mazhardan Rabbim değil midir? Mehdi tecellisi budur. Kurtarıcıdır. Yani kişilerin et ve kemiğine nispet etmek bu şirktir. Yanlıştır. İlim, irfaniyet, kemala, yetki sahibi Allah ise Allah da bir esmasıyla bir mazhardan suratını gösterendir. Rab esmasıyla nasıl seni beni irşad ediyorsa elbette kurtarıcılık esmasıyla da bu mazharlardan günümüzde gaflet ve dalalettekileri kurtarıp durmaktadır. Bunları görmemek körlüktür. Ne olacak? Ahir zamanda bir kişi de gelecekmiş. Nereden gelecekmiş? Şam'ın Ak Minaresi'nden aşağı inecekmiş. Şam'dakiler at tutuyorlar orada. Askerlerle beraber ahir zamanda gelici olan Peygamber Efendimiz ahir zaman nebisiydi. 14 asır evvel geçmiş. 14 asır evvelinden beri oradaki asker ve atla beklesinler. Bekle, daha çok beklersiniz. Ya o adam gelse bile senin bugün diyelim ki 100 sene sonra gelecek. Sen 100 sene sonra yetişemeyeceksin. Sana ne faydası olacak onun? Ya bugünkü sen Mehdi'ne bak. Elbette zaten bugünkü Mehdi ne söylüyorsa o gün gelen Mehdi de bir kişi dua olsa velev ki gün gelir Allah çıkartırsa getirir. Kaşı şöyleymiş de, boyu böyleymiş de
Peygamberimizin soyundan gelecekmiş de, Ehl-i Beyt'miş de, bir sürü teferruatlarla günümüzde artık bütün meseleleri bunun üzerine yoğunlaştırıyorlar. Bu da bir zan aslında. O da zan. Şu anda kalsa, anda bu, kendini... Bu ana gelse bundan istifade edecek. Bu andan istifade etmemek için hep uzaklara gidiyor. Uzaklara gidiyor. Uzaklara gidiyor. Bir gün gelecek diyor. Ya, bir gün gelecek yarın diyor. Yaşayacak mı acaba kendini? Yarının çıkıyor yok adamın. Bir nefes sonra ikinci nefesten haberi yok. Acaba o gelsin, ondan sonra tabi olacağız. Yahu bugün evliyaların hepsi Ehl-i Beyt'tendir. Ehl-i Beyt'ten olmayan tek bir evliya gösteremezsiniz. Peygamber Efendimiz soyundandır. Neden? Peygamber Efendimizin bir seceresi vardır. Yani unsuriyet yönüyle gelen vardır. Bir ilim irfaniyet yönüyle onun yolunu gidenler vardır. Bir de hem secere yönüyle o soydan gelme hem de ilim irfaniyetiyle mücehaz olup ikisini kendisine birleştirenler vardır. Bu bakımdan bugün secere yönüyle baktığımız zaman İran'a gidin. Kum şehrine gidin. Oralarda, meyhanelerde, kumarhanelerde onun soyundan gelen şahısların olduğunu görürsünüz. Demek ki beteriye unsuriyetin hükmü yok. Unsuriyetin hükmü olmuş olsaydı Ebu Cehil Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber aynı sofrada yemek yedi. Onun unsuriyetine ibret alırdı. Almadı. Neden? Çünkü onun unsuriyeti onun amcasıydı. Ama Muhammedlik ise onun amcalığıyla değil. Onun amcası değil. Yani bunu idrak ettiğiniz zaman anlarsınız zaten. Hazreti Nuh'un oğlu da öyle. Hazreti Allah hitap ettiğinde demiş ya efendim, senin soyundan değil yolundan gelenler senin oğlundur. Tabii onun yolundan demiştir. Zaten evet, Tahrim suresinin 10. 11. ve 12. ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah diyor ki, Lut aleyhisselamın eşi ile Nuh aleyhisselamın eşi cehennemdedir. O hak dostlarının eşleri cehennemdedir diyor. 11. ve 12. ayet-i kerimelerde Tahrim suresi, aklınıza tutun veya not alın göreceksiniz. Diyor ki, Firavun'un eşi, biz Asiye diyoruz, ayette Asiye diye bir yazıyor ama Firavun'un eşi ve İsa aleyhisselamın annesi Meryem, onlar cennette bir köşk istediler. Onlara Cenab-ı Allah cennette bir mekan onlara ihsan etti. Bakın, bir Firavun'un eşiyle İsa'nın annesinin cennette olduğunu, iki Cenab-ı Allah'ın dostu olan Lut aleyhisselamın eşiyle Nuh aleyhisselamın eşinin cehennemde olduğunu gösteriyor, söylüyor. Onların bir de sınavı varmış orada. Sınav. Öyle bir eşi takdir edip onun var. İçin yani unsuriyet hiçbir şey ifade etmez. Burada Ehl-i Beyt evin ahalisi demektir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ilmini, irfaniyetini gidenler onun Ehl-i Beyt'tirler. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri onun Ehl-i Beyt'iymiş. Manada bana tecelli ettiği zaman ben bir gün hatta Bursa'nın Şeyh Camisi'nde abdest alacağım zaman Ulu Camisi'nde abdest alırken Abdülkadir Gelen Hazretleri dedi ki sen Ehl-i Beyt'tensin. Neden? Dedi babası benim talebem idi. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin babası onun yolundan gelenlerdenmiş. O bize bir evlat ihsan etti. Biz o evladı ona ihsan ettikten sonra ondan Muhyiddin doğdu. Siz onun soyundan geliyorsunuz dedi bana. Ben o zaman müşteri oldum. Yani demek ki bir Muhyiddin Arabi Hazretleri böyle Ehl-i Beyt'tense ki birisi de İspanya'da yaşamış, birisi de Arabistan'da yaşayan bir kişi. Ondan sülalesinden hiçbir farklı yok. Demek ki ilminin, irfaniyetinin onun doğrultusunda olması demek onun ilim evinden olması anlamına gelir. Bir de hem ceseden hem de ruhen yani ilim yönüyle ikisini birleştirirse tabii onlar daha yüce olduğu anlaşılmış olur. Yani hiçbir evliya yoktur ki, hiçbir veli yoktur ki elbette olmamış olsun. Elbette bunların içerisinde, bunlar zaten Mehdi şeysini, kurtuluşunu topluma sergilip durmaktadırlar. Bunlardır. Yoksa siz bir kişi gelecek, Hazreti Muhammed'in ümmet ilim bu. Toplumdaki olan söylenti bu.
gelecek. Muhammed'in ümmetinden bir İsa gelecek. İsa ölüleri diriltecek. Ya ölüleri diriltenler var bugün. O da gelse aynı şey yapmayacak mı? Gelse bile. Peki Mehdi kurtulmuş. Kurtuluşu eritecek. Kimi? Toplumdakileri. E zaten kurtuluşu meyhaneden, kumarhaneden veyahut da dalalet yolundan hak ve hakikaten yüzünü çeviriyor. Çok insanlar var. Onları hidayet ettiriyor Cenab-ı Allah. Rab esmasıyla. Ya Allah'ın mülkünde Allah'ın Rab esmasından başka insanları irşad eden hiç kimse yoktur. Bizzat kendisi. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki Hicr suresi 29. ayet-i kerimesinde Feyza sevveytehi ve nefehtü fihi min ruhi. Bizzat ben diyor bakın. Ademoğlu en güzel bir biçimde yaratıldıktan sonra ana ruhundan bir ruh üfledim diyor. Meleklere üfürttüm demiyor. Veya şuna buna üfürttüm demiyor. Bizzat ben üfürdüm diyor. Kendi ruhumdan bir ruh üfürdüm diyor. Nereden üfüyor? Allah Allahlığıyla herhangi bir kişiye ruh üfürmez. Bir sineğe bile kanadını kıpırdatmaz. Ama Allah uliyetteki adına denirdi onun için. Orada sıfat yoktur. Esma yoktur da onun için. Ne zaman rubbiyet mertebesine tecelli etti? Orada kudretiyle 99 esmanın herhangi birisiyle ne yaptı? Rab esmasıyla seni de beni de irşad etmeye başladı. Bak, demek ki irşad eden Rab esmasından kimmiş? Cenab-ı Hakmış. Ama biz Allah Allah'lık yönüyle irşad etmeyiz deriz ama esmasıyla de eder. Sıfatlarıyla eder. Bunları idrak ettiğimiz zaman Allah'ı Allah dediğimiz zaman yerini bilelim. Rab dediğimiz zaman yerini bilelim. Hak dediğimiz zaman yerini bilelim. Mevla dediğimiz zaman yerini bilelim. Sultan dediğimiz zaman yerini bilelim. Hüda dediğimiz zaman yerini bilelim. İlah dediğimiz zaman yerini bilelim. Canım Rabb'in kim Allah? Hüda Allah. Rabb'in kim Allah? Yani ilahın kim Allah? Elbette Allah. Doğru. 99 esma'ın kimlerdir dersen hepsi Allah dersin. Öyle demez misin? Yani yerini görelim, bilelim. Öylece amil olalım ki bu yaşantı içerisinde mutlu, huzur ve Cenab-ı Hakk'ın muradı doğrultusunda ne yapmış olalım? Yani yaşamaya özen gösterelim. Budur. Efendim bir de insan vücudundaki mim, ha, dal meselesini anlatabilir misiniz? Mim başımızdır. Muhammedilik, kemalat Muhammed baştadır. Çünkü akıl baştadır derler ya, her şeyin kabullenişi, her şeyin algılanması insanın başından tekelli eder. Onun için İsra suresinin 14. ayet-i kerimesi diyor ki İkra, oku. Kefe bi nefsikel yevme aleykel hasiba. Nefis kitabınızı okuyunuz. Biz işte nefis kitabımızı okuyabilmemiz için başımızdan tırnağımıza kadar olan bütün sıfatlarımızdaki bu hallerin okunması gerektiği inancındayız. Çünkü baş mimdir. Mime benzer. Tokmak gibidir. Mimden biliyorsun bir gözlü, bacaklı olandır. Mim budur. Mim Muhammed'dir. Muhammediliğin her üç mimin sırrı bu başta vardır. O bakımdan burası kişinin en zengin olan idrakı, algılaması, zihni, aklı hep buradadır. Onun için burası mimdir. Ha dediğimiz zaman hidayet edici vücudumuz, ha omuzumuzdan, vücudumuzda haram mı yiyoruz, kötü midemizden başka şey mi düşünmüyoruz, aklımıza ne kadar geliyorsa, yani Cenab-ı Allah'ın bütün yüceliklerinin hadi esmasının tecellisidir. Hidayet edici, irşad edici, kabulün yaşama geçme hali. O da vücudumuzdadır. Çünkü organlar vücuttadır. Onun için ha hidayet edici demektir. Hidayet Allah'ın doğrultusunda bir yaşam biçimi olursa. Çünkü boğazına helal lokma geçirirsen o zaman o insanın yaşantısında oraylıklar zuhur eder. Yok, haram yersen, ne kadar çalışırsan çalış, o haram lokmalar senin ustat almanı engeller. Çünkü bir anda pislik var, bir meyvanın çürümüş olduğu gibi. Çürümüşü kesip de şöyle atmadıktan sonra sadece kısmını yiyemezsin. Ya hepsini birden götürür o, veya da ayırman lazım.
Yani idrakla hava, dal. Bacaklarımız göbekten altıdır. Yani anayası dal demek, yani kasıt dalalet. Yani ana sıra unsuriye, toprak, su, hava, ateş, insanın yapısı budur. İnsanoğlunda hakikaten tevazülük, alçak gönüllük vardır. İnsanoğlunda su, bilim, irfaniyet vardır. İnsanoğlunda tamamen değişiklik vardır. Ondan sonra ateş, yakıcı, nar da vardır, nur da vardır. Bunu iyiye kullanırsan sizi yücelten, kötüye kullanırsan seni süflü, nefsin tahakkümüne bırakan bir haldir. Onun için anasır-ı unsuriye sende dörttür. Bu dört taneyi iyiye kullandığın zaman iyi insan, kötüye kullandığın zaman kötü insan olsun. Sen masarsın yani. Masar demektir. İşte Cenab-ı Allah da tecellisini, hak tecellisini halk aynalarından gösterirken halkta müsaitlik bekler. Halk daha tecelli ettiği zaman orada müsaitlik varsa kemalatı orada tecelli ediyor. Halkta müsaitsizlik varsa tecellisini ne yapmıyor? Orada yeterli göstermiyor. Mesela bir metre karelik bir pencerem varsa güneş oradan bir metre kadar içeriye ışık verir. Sen 3 metrelik bir alanda pencere yapmışsan 3 metre ışık verir. Yani masarın özelliği budur. Kişi o 4 ana sıra unsuriye bir masardır. Cenab-ı Allah'ın 3 hali yani Muhammed. Dikkat edersen mim, ha ve dal sırrı diyoruz biz buna. Mim, ha ve dal sırrının tecellisinde o senin zihnindeki olan o kemalatlar Cenab-ı Hakk'ın her türlü suratı hiçbir yere sığmadım. Mümin kulunun gönlüne sığdım. Kalbine sığdım deyişi bu kalp sendeki olan kabullenmiştir. Oraya sığan Cenab-ı Hak ne yapıyor? Sendeki yaşantıyla, vücutla hidayeti erip ermediğini buradan uyguluyorsun. Ve bu hadi esması da senin anasını unsurun olan dört tecellide gayriyette mi, aynette mi olduğunu gösteriyorsun. İşte bu. Yani insan vücudu onun için Muhammed yazısıyla yazılmıştır. Muhammed yazısındaki özellik de işte budur. Üç mim neydi hocam? Birisi Hakkat-ı Muhammediye, birisi Nur-u Muhammediye, birisi de üçüncü insan yani. Tavsilatı. İnsan vücudunda bunlar da. Tavsilat zaten belli. Peki Nur-u Muhammediye, nur parlaklık. Ziya olduğu gibi varlık da dedi. Sen bir varlıksın. Sen aynı zamanda Allah'ın nurusun. Ben sen Allah'ın nuru olmamış olsam ben seni göremem. Sen de beni göremezsin. Peki Hakkat-ı Muhammediye senin sırrına erdiğimiz zaman lekat halakna insanı bir ahsen takvim üzerine yaratılmış bir varlıksın. Yani idrakında, her türlü sohbetinde, konuşmanda, düşünmende, iradende bunları görür. Arif olmak. Arif olmak. İşte böylece sen bir Muhammedi olduğunun idrakına varmış olursun. Başka efendim. Geçen sohbetinizde şöyle bir şey demiştiniz. Nefis ve ruh cana tabidir diye. Hatta Yusuf suresinde baştan sona kadar Yusuf kıssasının anlatılmasını bu demiştiniz ya buradaki canın nefis ve ruhtan farkını açabilir misiniz? Can ve ruh nedir? Can bir yerde ruh. Can birdir. Bir yerde can ayrıdır. Ruh ayrıdır. Asr-ı Saadet'te İsa Aleyhisselam ile Yahya Aleyhisselam karşı karşıya gelmişler. İsa Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'ı çok üzgün ve kederli görmüş. Demiş ki ya Yahya, aynı zamanda yaşamış ki peygamber. Birisi Zekeriya Aleyhisselam'ın oğludur, birisi de İsa. Aynı zamanda yaşamışlar bunlar. Kavimlere indirildiği için aynı zamanda yaşayan peygamber bunlar. Sen ne kadar üzüntülüsün, kederlisin, Allah'ın rahmetinden ümidini mi kestin? Ey Yahya demiş. Yahya Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam'a diyor ki, ya İsa, sen de diyor o kadar güreşsin, o kadar şensin, çırplaksın. Sen Allah'ın gadabından emin mi olduğunda bu kadar neşelisin sen diyor. Birbirlerine cevap vermiyorlar. Biz bunu
günümüzde tefekkür ettiğimiz zaman 21. asırda insanların iletişimle olsun, zihinlerinin üstün biçimde çalışması olsun, Cenab-ı Allah malumunuz her an ayrı bir şanda tecellisiyle hep tekamildedir. Günümüzdeki insanlarda cidden tekamüllü bir düşünce, tekamüllü bir idraka vakıflar, kültür seviyesi üstün, bu yöndeki düşünüşleri babamızın, dedemizin düşünüşü gibi değil, onlardan üstün. Olduğu için İsa Ruhullah'tır. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Diyor ki, evvela ma halakallahi nuri, Allah evvela benim nurumu yarattı. Evvela ma halakallahi ruhi, evvela Allah benim ruhumu yarattı. Evvela ma halakallahi akli, Allah benim evvela aklımı yarattı. Evvela ma halakallahi kalem, Allah evvela benim kalemi yarattı. Yani hepsi bir olduğu halde teker teker söylüyor. İşte ruh sahibi olan ruhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu cemaatatta tecelli ettiği zaman ruhu cemaat adını aldı. Nebadatta tecelli ettiği zaman ruhu nebada adını aldı. Hayvanatta tecelli ettiği zaman ruhu hayvan adını aldı. İnsanda tecelli ettiği zaman ruhu insan adını aldı. Dikkat ederseniz ruh parçalanma kabul etmiyor. Bir olduğu halde tecelli ettiği yerlerde isim alıyor. İsim aldığı için de Ahmet esmasında ruh Ahmet esmasıyla görülüyor. Mehmet esmasında Mehmet esmasıyla göründüğü için yeşili ve güleç. İnsanın neşeli ve güleç olması buradan. Yoksa Allah'ın gadabından emin olduğundan değil. Peki can sahibi olan Yahya Aleyhisselam'da neden üzüntülü, neden kederli? Çünkü ister cemadatta olsun, ister nebadatta olsun, ister hayvanatta olsun, isterse insanlarda olsun hayat sahibi. Can demek hayat sahibi. Bu hayat sahibi can yönü asla isim almaz. İsim ruha aittir. Cana ait değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insanda hakikaten ruhu hayvanı varsa hayvan adını alır. İnsan dese insan ruhu ise insan adını alır. Hayvan ruhu verilmez ona. İsim verilmez. Ama can dirliktir. Dirlik ise nebadatta dirlik vardır. Ama elma ise elma dirliğine esma verilmez. Elmanın aslına verilir. Esma yani elmaya verilir isim. Yoksa cana verilmez. Orada su onun dirliğini sağlar. Hayvanda dirlik vardır ama hayvanın adı neyse eşekse eşek, beygirse beygir denir. İnsana derse insanda da isimler ruha aittir. Asla cana aittir. Yani can isim almaz. Dikkat edersen birisi de hayat, ötesi de diri. Bir yerde aynıdır ama bir yerde ayrıdır. Birisi esma alıyor, birisi esma almıyor. İşte aradaki fark ruhla canın arasındaki fark budur. Anlaşıldı. Peki nüzulda misal hani mutlakiyetinden uluhiyetine hani bu insan vücudunda baba sülbünden ana rahmine düşerek örnek vermiştiniz ya efendim. Evet. Burada 120 günün sonunda mesela ruh yükleniyor melekut alemine nüzul oluyor demiştiniz. Peki burada can 120. gün yani 120. günden önce de var galiba değil mi? En başından itibaren can var sanırım. Can var ama isim almamış. Yani baba sülbünden itibaren tabii, canı baba var. Baba sülbünden itibaren canı var ama isim yok. Meni kendi var canı. Ondan sonra dedim ya cemaatatta da şeyde de var. Yani isim almıyor. Ondan sonra 120 gün geliyor. Ona ruhuna ruh diyor. Harekete başlıyor. Ama ruh artık oğlansa oğlan debilmesini, kızsa kız debilmesini, anne baba veya da mikroskopla bu ne yapıyor? Görünüyor. Ama can, yani can. Canın ismi isim yok. Almıyor can. Can. Peki cana azap olur mu? Cana azap olur mu? Tabii ruhla beraber azap olur. Yani cennet ve cehennem, C ve N harflerinden cin de olsun, cenin de olsun, canın tohumları mı ifade etmek? Şimdi cennet ve cehennem azabını çeken nedir? Cennet ve cennetin mutluluğunu duyan ve cehennemin azabını çeken nedir? Sorusu böyle olsa gerek herhalde. Evet. Cehennem azabını çeken beden tek başına değildir. Neden? Çünkü topraktan gelmiştir, toprağa gidecektir. Biz toprak, toprağa benzeyen tarafımız var mı bizim? Neye topraktan gelelim? Evet, topraktan geldik. Neden? Çünkü
tuz yedik, cemadattan. Ot yedik, meyve yedik, çeşitli sebze ve meyveler yedik topraktan. Hayvan eti yedik, sütü içtik, toprağın gelişmesi ebeden yapacağı. Ve insanlığımızın bu unsuriyetimizi geliştirdi bunlar. Yediğimiz şeyler bizim ruhumuzu geliştirmedi. Unsuriyetimizi geliştirdi. Onun için biz bu bedeni topraktan geldi deriz. Doğrudur, topraktan geldi. Toprağa benzeyen tarafı yok ama bu gelişimden sonra meydana gelen bir olaydır. Topraktan geldiğimiz için o toprağa gideceğinden onun aklı, fikri, idrakı olmadığından hesap, kitap bedene değildir. Mezarda hesap, kitap yoktur. Peki ruh mudur azap çekecek? Hayır. Ruh de değildir tek başına. Neden? Çünkü sana ruhtan sonra Rabbim bir emridir. Ruh Rabbim'in emridir. O ise Rabbim'in emri olduğuna göre asla bendeki efat, sıfat, zat tecellileri hakka aittir. O da kendisini azap etmez. Peki sen ruha da azap yok dedin. Cesede de azap yok dedin. O zaman azap nereden? Canım. Mükafat nereden? Canda da değil canım. Canda da yok diyorum işte. Yok. Ha. İkisi birden o ruhla beden birleştiği zaman canıyla beraber, ruhuyla beraber burada ne yaptı? İşte bir nefis haline dönüştü. Nefis demek ki neydi? Kendisini ayrı görmeydi. Ayrı görüyorsa kendisi süflü bir nefis halinde Allah'a ayrı, kendisini ayrı kabul ediyorsa onun ikilikte olmasından mütevellit onun azabı var. Ne zaman mutmain oldu nefis, ruha bağlandı, asla ruhun dışında herhangi bir hareket yapmadığı zaman onda peygamberlerde azap olmadığı gibi onlar yanılabilirler fakat güneşlemezler. Peygamberler öyledir. Aynen insanlarda da o birlik deryasına girdikten sonra asla ve asla hep mükafat vardır. Artık hakkın deryasında kötülük yoktur. Kötülük kulun vadisindedir. İkilik vadisindedir. Onun için Fehmi Efendi Hazretleri diyor ki ariflerde ar olmaz, hiçbir şeyden kahrolmaz. Kahrı lütfu bilmeyen hiçbir dem rahat olmaz. Kahırla lütfu birleştirmediğin müddetçe rahat olman mümkün değildir. Demek suretiyle bize bunu imşa etmiş. Yani kişi ikilikten kurtulmadığı müddetçe yaptığı ibadetler onun o azaplardan kurtulmasına vesiledir. Zikirler onun azaplardan kurtulmasına vesiledir. Hak vakkatın kendinde hissetmesini sağlayacak kadar bir sürü engellerden geçer, sakbet kendi yolda ilerler, zaman zaman tökezlenir, dizi parçalanır, zaman zaman kanter içerisinde kalır ama tamamen yokuşa geldiği zaman artık oh, çıkacak daha bir şey kalmadı der. Ondan sonra şöyle bir elinden bir sildikten sonra temiz hava, es, giydin kara bağrına diye rüzgarı. Çobanın birisi öyle demiş galiba. Dediği gibi demeye başlar ki artık ondan sonra azap yoktur. Onun için tabii hiçbir evliya emin olmamıştır ama onlar ilim geldiği ayak basmışlarsa artık onlar da bir azap, bir dünya yoktur. Bunlar dünyada yaşarlarken bile cennetlerini yaşayan, cennet ve cehennem dedikleri de önemli değildir onun için. Cennete itibar etmezler. Cennemden de korkmazlar. Yunus Emre de öyle demiş zaten. Cennet, cennet dedikleri birkaç huri, birkaç kılman, onu sen isteyene ver. Ben isteyene gereksin demiş. Her varlıkta cemallahı gören, her varlıkta bir cemallahı ile sevişen bir insanın artık gayretinin olması mümkün değildir. O her kime yaklaşırsa yaklaşsın, hakkın cemallahını gördüğü, hakkın varlığıyla konuştuğu, hakkın varlığıyla alışveriş yaptığı için halka hizmet, hakka hizmet hali tecellimiz olur. İşte oralarda azap yoktur. Azap ikiliktedir. Cennet, cehennem ikilikteki insanlara verilen bir mükafattır. Cehennem korkutucudur, cennet mükafattır. Artık o kişilerin cennete hiçbir itibar edecekleri yoktur. Cehennem, ben Rabbimle beraber olayım da isterse şeyin içerisinde, ne o? Fırın içerisinde cayır cayır yanayım. Yanmaz çünkü Rabbinin olduğu yerde o olmaz çünkü. Çünkü sormuşlar gölgeye,
Sen güneşin yanında niye duramıyorsun? O güneşin yanında ben duramam demiş. Peki güneşe gitmişler sormuşlar. Senin bulunduğun yerde gölge hiç yaklaşmıyor. Niye senin yanında duramıyor? Benim yanımda oturamaz onun için. Yani güneşin bulunduğu yerde gölge olmaz. Anlaşıldı? İşte. Ben şunu anlıyorum efendim. Efendim? Şuradan şunu çıkarabilir miyiz? Arkadaşımızın dediği gibi. Aslında cennet ve cehennem düşüncelerden ibaret. Zaten her şey düşüncelerden ibaret. Bitti ya. Düşüncelerde ikilikte olduğu zaman zaten cehennemde. Tabii. Yani kendinize sorun. Zaman. Kendiniz hakikaten üzüntülerde, kederlerdeyseniz mutlaka kendinizde eşlikten kaynaklanmak var. İnsan sadece düşünceler mi ibaret? Evet, insan eşittir düşünceler. En son buraya geldi, dayandı değil mi hocam? Evet. İnsan sadece düşünceler. Düşünceler. Şey dediğimiz şey de, şeytan dediğimiz de şeylerden ibaret. Eyvallah, o da öyle. Şeylerden ibaret. Şey diye bir şey yok. Kötü düşünmüşler. Kötü düşünmüşler, şeytan. Peki biz o yanımızda gördüğümüz var ya, kendimiz mi hayat veriyoruz? He? Bu şeylere biz kendimiz mi hayat veriyoruz? Tabii kendimiz veriyoruz. Evham, vesvese, veriyoruz. Peki ama o zaman kitapta yazılan... Biliyor musun? Hadi güle güle. Selametle.